ben kendimi kurtarayım, İslam alemi ne yaparsa yapsın düşüncesi akıllıca bir düşünce değildir. Çünkü aynı ilişkiye girdiği o büyük devletler herhalde bunu düşünecek kadar akla sahiptirler. Onları kandırmak mümkün değildir. Onları kandırayım derken kendi kendini kandırırsın. Onun için kolaya kaçışı, kendini aldatmayı bir yana bırakıp İslam devletlerinin ancak aynı durumda bulunanların, birbirine eşit olanların anlaşabileceğini düşünerek birbirlerine yaklaşmaları, birbirleriyle anlaşmaları gerekir. Bunu çok iyi, net bir şekilde görüyoruz. İslam aleminde işte bu dağılma ve çözülmeden sonra çıkan küçücük devletler ki bugün onlara artık devlet bile denmeye dil varmıyor. Bunlar gidip işte büyük devletlerle ilişkiler kurarak kendilerini kurtarma siyaseti içindedirler. Ama bu bir de, çok defa tecrübe edildi. Bu mümkün değildir. Ancak aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunanlar, menfaatleri aynı doğrultuda olanlar ve biraz da birbirlerine eşit olanlar bir araya gelirler. Yoksa kurtla kuzu ittifak yapamaz. Bir nevi kendini aldatmış olur. Ama eşit durumda bulunanlar bugün İslam aleminde ki bu durum vardı aşağı yukarı yaklaşık birçok devlet birbirine eşit durumdadır ve çıkarları da aynı yöndedir. Tehlike aynı taraftan gelmektedir. Bunların bir araya gelmemesi akıldan ve sağduyudan, aklı selim denirdi eskiden, mahrum olduklarını gösteriyor. Bunu kaybetmiş bulunuyoruz. Sağduyuyu kaybetmiş bulunuyoruz. Halbuki İslam fıtri bir dindir. Yani doğuştan zaten tabiatta uyumlu bir dindir. Bu bakımdan sağduyu, eskiden kalbi selim, aklı selim terimleri vardı. Yani iyi düşünen akıl, doğru düşünen akıl ve iyi hisseden, doğru hisseden kalp kavramları bizim temel kavramlarımızdandır. Bunu kaybetmiş bulunuyoruz. Yani Müslümanlar önce sağduyu, sağduyularını tekrar yeniden kazanmalıdırlar. Bu kaybettikleri en temel bu hazine onların kurtarıcısıdır. Eğer